Şehir yapılarını, biz ona şehir topografyası deriz. Yani toprağıyla, kültürüyle, şehrin dinamikleri gerçekten o şehrin içindeki insan yaşamını da aydınlatan çok önemli unsurlardan biridir. Aksaray'da bence çok ilginç bir kent. Yani her anlamda çok ilginç bir kent. Bir taraftan işte Kapadokya'nın değil mi giriş kapısı, bir taraftan adeta han şehri gibi. Yani bir yere Anadolu'da boydan boya ilerlerken nereye han yaparsın? Gelip böyle Aksaray'a han yapabilirsin. Şeyden örnek vermiştim, açılış konuşmasında o aklıma geldi. Bir Indian mitoloji, yani daha kabile mitolojilerinde bir şey okumuştum, bir cümle okumuştum, beni çok etkilemişti. Bir kentin yakınında bir volkanik dağ varsa, o volkanik dağın harının, sıcaklığının o kentin yaşamına da etki edebilecek bir sıcaklık yarattığını söylerdi. Sizde de burada yeteri kadar volkanik dağınız var ve on binlerce yıl boyunca püskürtmüş onları. Zaten toprakta da taşları görüyorsun. Bir taraftan da büyük bir kültürel geçiş burası. Yani Roma var, Bizanslılar var, Helenistik kültür var, beylikler dönemi gelmiş işte Karamanoğulları, Danişmendiler. Hemen ardından Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen bir süreç. O yüzden bence böyle tarihi kentlerde oturmak güzeldir. Genellikle temel bir ezberimiz vardır. İç bölgelerde yaşıyorsan biraz değil mi köhne gibi adlandırılır ama tam olarak öyle değildir. O geçiş noktası olması çok önemlidir. O yüzden böyle bir kentte olduğum için çok mutluyum. Tabii artık uzun yıllar oldu. Yani ilk toplumsal sinir bilim diyoruz biz ona. Yani beyin bilim laboratuvarını kurduğumda 2010 yılıydı. O zaman için Türkiye için de çok yeni bir kavramdı. Yani beyin bilim laboratuvarı kurmak. Yaklaşık 12 yıldır da sahada çalışmalar yapıyorum. İlginç alanlarda da çalışıyorum. Yani bir taraftan tüketici araştırmaları yapıyoruz. Bir taraftan televizyonda izlediğiniz o ulusal dizilerin izlenme araştırmalarını yapıp o araştırmalara göre senaryoların yapılandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Yani mesela bir Kore dizisi Türkiye'ye geliyor. Güney Kore dizisi, Japon dizisi, Çin dizisi. Uzak Doğu'dan çok alıyoruz. Ya da bir Polonya dizisi. O diziye bakıp o dizideki olay örgüsü, hikaye, kahramanlar, duygular, onların lokalize edilmesi, yani yerelleştirilmesi çalışmaları yapıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde en evrensel duygulardan biri aşk, biri nefret olmasına rağmen aşk ve nefretin bir dizide tematik olarak işlenmesi Japonya'da ve Türkiye'de bambaşka. Yani mesela Japonya'daki bir aşkı anlamlandırmaya çalışamazsın Türk kültüründe. Onu gösteriş biçimi bambaşka, yaşayış biçimi bambaşka, acı çekme biçimi bambaşka. Ondan duyduğun haz ve onun ifade biçimi bambaşka. Biz bunu bayağı bildiğiniz teknolojik çalışmalarla, yani beyne elektrosonografi diyoruz, fMRI diyoruz. Bazen mimik analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bazen deri iletkenliği dediğimiz GCR gibi çalışmaları bayağı teknolojik ve yazılıma da dayalı, donanım ve yazılımın birlikte olduğu çalışmalarla ortaya bir takım insanlara dair sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında davranış bilimleri çalışıyoruz. Dolayısıyla beni de çok geliştiren bir süreç oldu. Yani 12 yıllık davranış bilimleri yolculuğumda insanı anlamak konusunda oldukça önemli doneler elde ettiğimi söyleyebilirim. Mesela içeride arkadaşlarımla konuşuyordum. Rusya-Ukrayna Savaşı ilk çıktığında hatırlar mısınız? Artık 6 ay oldu. Analizler yapılıyordu. Yani işte Rusya 12 günde Ukrayna'yı işgal edebilir. En fazla bir ay sürebilir falan gibi ortada analizler vardı. Bir kere şunu söyleyelim, yani dünyada hiç savaş olmasın, kimsenin burnu bile kanamasın. Allah bizim ülkemizden de uzak tutsun. Tamam, bunu masaya koydum ama ben mesela başlangıçtan beri böyle olacağını hiç düşünmedim. Çünkü çok basit bir analiz yaptım. Dedim ki, ya 1920'lerde, 30'larda, 40'larda savaşıyor olabilirsin. O zaman bambaşka insan dinamikleri var. Her şey davranış ve davranışın arkasındaki motivasyondur demiştim.
Ukrayna'da savaşan bir Rus askerini düşünsenize. Savaş meydanında tepesinden vızır vızır bombalar, üstelik yüksek teknoloji ürünü füzeler geçiyor. Tahmin edersiniz ki bir füze yakın bir alana düştüğünde bile insanların herhalde kemik kalıntılarının bile bulunamayacağı kadar yüksek bir hasar yaratıyor. Ama bundan yarım saat önce geceliğin yatarken, savaşın zamanı da yok, aynı Rus askeri ne yapıyor? Şuradan benim yaptığım gibi Instagram'a giriyor. Instagram'dan bir tane şarkıcının klibine bakıyor. Reels'ten bir tane video izliyor. Bu arada savaşın ortasında bir yerinde çok açıkça Netflix'ten açıp bir dizi de izliyor olabilir. Ya da Manchester United Chelsea maçının özetini de izliyor olabilir. Yani tahmin edersiniz ki iletişim imkanları orada devam ediyor. Onun elinde telefon var. Ve yarım saat önce savaş, iki saat sonra savaş ama elinde telefon devam ediyor. Şimdi bu olguya böyle baktığın zaman günümüzde olacak savaşların bile, olan savaşların bile asla eski savaşlar gibi olmayacağını çok net ortaya koyabiliriz. Bu insanların artık başka arzuları var, başka beklentileri var. O an şey düşünmüştüm. Ukrayna için belki mecburi bir süreçti. Onlar ülkelerini savunuyorlar ve zaten oradalar. Zaten gelen saldırıları karşılayacaklar. Onların yapacakları bir şey yok. Ama sizce her bir Rus askeri şunu sorgulamayacak mıydı? Ben niye bu ülkedeyim? Ben niye bu ülkede savaşıyorum? Niçin başka birilerini öldürüyorum? Yıl 2022. Hiçbir şey 1940, 50, 60, 70, 80, 90'da olduğu gibi değil. Şunlar hayatımızı, davranışlarımızı değiştikleri gibi gerçekten insan sosyolojisinde, psikolojisinde ve diğer bütün insani bilim unsurlarında bir daha asla geri dönülemeyecek kadar büyük değişiklikler yarattı. Bu değişikliklerin bazıları yıkım şeklinde oldu. Bildiğiniz yıkım. Mesela bunların adına biz sosyal medya diyoruz. Şu an Instagram açık. Sizce bu sosyal bir medya mı? Yoksa insanları sosyalleşmekten uzaklaştıran, duygulara ket vuran, üzerini kapatan, duygularına insanın yön değiştiren bambaşka bir formasyondan mı söz ediyoruz? Bence bu mecralar hiç sosyal değil. Aksine insanı olabildiğince sosyal olmaktan, gerçek insan ilişkilerinden uzaklaştıran bir olgu. Peki, bunların sanal olduğunu söylüyoruz, bu medyaların. Ne kadar sanal olduğunu söylüyoruz? Bence hiç sanal değil. Yani Instagram'dan çok sevdiğiniz bir arkadaşınız size hakaret etse, yani bildiğiniz hakaret etse, sizce Instagram'ı olduğu gibi yerine bırakıp, nasıl olsa sanal bir hayat ya, çok da üzerinde durmayayım deyip, o insanla normal gündelik yaşamda olan ilişkinizi sürdürmeye mi çalışacaksınız? Tabii ki hayır. Yani gerçek dünyada diyeyim, bu da gerçek dünya ama ne kadar hasar görüyorsanız, ne kadar haz duyuyorsanız sosyal medyada da benzer bir biçimde duygulanım gerçekleştiriyorsunuz. Bunlar sebep gibi duruyor. Ben daha çok sonuçla ilgileniyorum. Her zaman sonuçtan sebebe bakmak lazım diye düşünüyorum ama çok açık ortada bir olgu var. Bu benim şahsi kanaatim. Katılırsınız, katılmazsınız ama zannedersem dünyanın son iyi zamanlarını yaşıyoruz bir tarafta. Yani kaynakların yönetimi, dünya politikaları, insanlar, artan nüfus oranı, dünyanın her yerinde oluşan yeni göç sahaları, bunların insan sosyolojisine etkisi, ekonomi politik açısından değerlendirdiğimizde biz her ne kadar bu dünyayı böyle kirli lekeli görsek bile bunun daha iyisiyle karşılaşma ihtimalimiz var mı? Ben o konuda çok iyimser tarafta değilim. Ama geliyor ki bilimin, teknolojinin şöyle ilginç bir sonucu da olmuş, tezahürü de olmuş. Onu da hep görüyoruz. Size soracağım. Mesela dünyada tüketim malları. Yani yediğimiz, içtiğimiz her şey, işte kullandığımız ev, şu kullandığımız teknoloji aklınıza ne geliyorsa. Sizce süreç içerisinde mesela son 30-40 yılda ucuzladı mı, pahalandı mı? Ucuzladı diyen var mı? Bence her şey çok ucuzladı. Bak çok garip bir şey söyleyeyim. Her şey çok ucuzladı. Son 2 yıldaki enflasyona bağlı bütün fiyat artışlarını da dahil ederek söylüyorum bunu. Şimdi yaşı, ben 46 yaşındayım. Benden daha çok gün görmüş insanlar var. Onlar hatırlayacaktır. Eskiden
bir litrelik Coca-Cola içmek istediğimizde cam şişeydi onlar. Ne yapardık hatırlar mısınız? Bakkala giderdik, marketler yoktu, yazdırırdık. Hatırlarsınız, yazdırırdık. Siz mesela eminim hatırlıyorsunuzdur, kafanızı sallıyorsunuz, yazdırırdık. Bize bir hafta sonra bakkal amca Coca-Cola'yı getirirdi. İkincisini yazdıramazdı. Bakkaldan bulabileceğin şeyleri söyleyeyim. Leblebi tozu, şemsiye çikolata, pralin ve Eskaza, o zaman da Ülker vardı. Ülker'in o hani şimdi de var olan bir takım çikolatalara ulaşabildiğimiz yegane kaynaktı. Türkiye'de ilk kitlesel otomobil ithalatı 1992 yılında oluyor. Nissanlar geliyor. Milpa, şimdi de var, Milliyet Pazarlama. Nissan Sunny'leri, şimdi artık Nissan var ama başka modelleriyle var. Otomobile ulaşabileceğim bir şey değildi. Bakın, evde ulaşabileceğim bir şey değildi. Söylemeye çalıştığım şu: teknolojinin gelişimiyle birlikte üretim bandlarındaki teknolojilerin yavaş yavaş önce verimlilik, sonra şimdi robotik teknolojiler, yapay zekalar, aklınıza ne geliyorsa, bu tür gelişimlerle birlikte ürünlerin birim başına maliyeti çok azalmaya başladı. Yani şu telefondan 100 tane üretirsen birim başına maliyeti başka bir şey olur. 1 milyon tane üretirsen birim başına maliyeti başka bir şey olur. Yani ne olur? Ucuzlar. Şimdi dünyada öyle bir tüketim sarmalı oluştu ki, o tüketim sarmalında artık ürünlerin tüketimi çok aşırı ve kitlesel arttığı için ürün başına maliyetler azaldı. Dolayısıyla şunu söylemek çok rahat. Aslında kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, içinde oturduğumuz, bindiğimiz bütün ulaşım, araba, ev teknolojileri, gıda, aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde aslında her şey ucuzladı. Bize her ne kadar, biz hep alım gücü parametresi üzerinden bakıyoruz. Evet, son iki yılda alım gücümüz çok azaldı. Satın alma paritesi anlamında. Ama 20, 30, 40 yılı sayarsam da artık tüketim mallarına ulaşım çok kolaylaştı. Bu da aslında önemli, başka bir kültürü meydana getirdi. O kültürde tüketimin ana varlık olduğu, üretimin sadece onun aracı olduğu ve giderek daha fazla şeye sahip olmanın tek değer olduğu garip bir sosyoloji meydana getirdi. Yani siz de muhtemelen aynı şeyi yaşıyorsunuz. En tüketime uzağım diyen aranızda kaç kişi varsa, onlar bile mesela bugün pazar yerleri var değil mi? Trendyol'lar, N11.com'lar, hepsi burada.com'lar falan. Elimiz sürekli oraya gidiyor. Acaba bir şey mi alsak falan diye. Bir zamanlar hala da market alışverişi var ama marketten alışveriş yapmak zorlu bir şey. Gidiyorsun, önce ulaşım imkanı. Araba ise arabayla gidiyorsun, bir yere park ediyorsun. Elinde arabalarla dolaşıyorsun. Geziyorsun. Sonra onları, arabaları dolduruyorsun. Kasa önüne geliyorsun. Onları taşımak zorundasın arabaya, sonra eve kadar. Toplu taşıma aracıysa daha da zor zaten. Oysa ki yapacağın şey çok basit. Şuraya giriyorsun ve gece yatarken bile 10 dakikalık dilimde istersen paran neticesinde marketi boşaltabilirsin. Yani kapasiten 10 dakika içerisinde ne kadar paran ve ne kadar zamanın varsa, ne kadar tuşa basıyorsan ondan ibaret baktığınız zaman. O yüzden bu tüketim kültürü dediğimiz aslında garabet, yani garip olan şey anlamında söylüyorum. İnsan sosyolojisindeki kırılmayı artırdı. Kırılma arttıkça o kadar çok şeye artık tekabül etmeye başladık, etkilemeye başladık ki herkesin benzer şikayeti var. Mesela ilişkiler eskisi gibi değil diyoruz. Yani eskiden değil mi, sanki ona katolik nikah derler. Yani insanlar, bizim o evlilik yeminlerinde ettiğimiz yemin de oradan gelir biliyorsunuz. Sonsuza dek, ölüm bizi arayıncaya kadar, iyi ve kötü günde dediğimiz aslında bir katolik nikah yeminidir aslında. Yani biz tarz unsuru olarak almışız birçok şeyi aldığımız gibi. Ama o yeminin özü ölene kadar olma prensibi. Şu an işin prensibi ölene kadar değil, gömene kadar. Yani tek bir tartışmada bile ayrılmaya meyletmiş ilişkiler. Yani tek bir tartışma. Bir tane, bir küçük. Hele ki ilişki derinleştikçe, eğer o yüzden evlilik kuramında hep ilk 5 yılı atlatmanın çok önemli olduğu düşünülür. İlk 5 yıl atlatılırsa sonrası gelir diye. Ama ilk 5 yılda atlatılan şeyi söyleyeyim mi size? Şu: İlişkiye ne kadar çok emek verirsen, ne kadar çok zaman verirsen, ne kadar
para harcarsan, hele ki çocuk ortaklığı, iktisadi ortaklıklar olduğunda artık bizim karar biliminde, benim çalıştığım alanda batık maliyet ilkesi dediğim şey devreye giriyor. Batık maliyet ilkesi, o da şu: ben bu ilişkiye, bu evliliğe 9 yılımı verdim, nasıl bırakayım? Bak soru bu. Konu şu değil: ben bu insanı artık seviyor muyum, bu insan iyi bir baba, iyi bir anne, İşte sadık ve duygu ortaklığı yaşadığım, birlikte zaman geçirmekten keyif aldığım bir insan mı, değil soru. Soru şu: ben bu ilişkiye çok zaman harcadım, nasıl bırakayım? Birinci soru bu. İkinci soru: başka kimi bulacağım? Bu yaştan sonra ne yapacağım falan. Üçüncü soru: iktisadi ortaklıklar, malları mülkleri nasıl ayıracağız varsa. Dördüncü soru: çocuk var ama çocuklar çok yıpranırlar falan. Yani artık insanların birçok şeyi yapmaktaki nedeni kendisinin çok dışındaki nedenlere varmış durumda. Hele ki bir de devasa bir popüler kültür var. Değil mi? Televizyonda izlediğimiz o diziler falan. Ne hikmetse, yani ortalamasında 3 ayda başlayıp biten aşklar, magazinde yer bulan ve bir rotasyon halinde, sürekli olarak hiç bitmeyen bir döngü halinde çeşitli isimlerin çeşitli ilişkilerini görüyoruz. Çoğu zaman takip bile edemiyoruz. Çoğu zaman aklınıza gelmiştir: ya bu adam bu kadınla birlikte değil miydi? Bu nereden girdi? Meğerse işte 2 hafta önce ayrılmışlar, başka birisi gelmiş falan. Bunların da doğal olarak şöyle bir yıpranma payı diyoruz biz buna. Şöyle bir etkisi oluyor. Bakın, medya dediğimiz mekanizma bize asla şöyle bir şeyi diretmiyor. Kurtlar Vadisi'ni izledim. Trench coat'la gezen insanlar var. Hepsi Polat Alemdar kılığında, sağda solda onlarca adamı tek bir bölümde öldürüyorlar. Bu demek ki ben Kurtlar Vadisi'ni izledim, ben de mitral yüzü alayım, trench coat'un altında canımı sıkan herkesi tarayayım şeklinde bir davranış değişikliği oluşturmaz. Bu çok köhne ve çok önceki yıllara dayanan bir bilgi türü. Önce tam etkililik dönemi diyorduk. Yani biz böyle düşünüyorduk. Mesela 1900'lerin başlarında medya kuramları diyordu ki ne görüyorsan onu yapıyorsun. Sonra bu etki yavaş yavaş kırılmaya başladı. Yarı etki dönemi. Yok ya, o kadar da etkili değil. Sonra şimdi bence daha tehlikeli bir etki türü oluştu. O da şöylesi bir etki türü: İnsan dediğin türün aslında içinde yaşadığı diğer türlerle karşılaştırdığımızda tek bir becerisi var gibi duruyor. Bak, kürkü yok, pençesi yok. Yani çok hızlı da değil, çok yırtıcı da değil. Şu an hepiniz takdir edersiniz ki kocaman bir kangal köpeği düşünün. Sosyal hayatımızda bizde yaşıyor kangal köpekleri, değil mi? Yani iri, devasa köpekler bunlar. Burada bir kangal köpeğiyle birebir mücadele ederim ve ben o kangal köpeğini el gücüyle, bilek gücüyle alt edebilirim diyen biri var mı? Tek bir boyun darbesine dayanır. Zaten kolunu tuttuğunda kırar, boynunu tuttuğunda boynunu kırar. Bir kangal köpeğinin dürtüleri bunu gerektirmesi durumunda bir insanı bertaraf etmesi 30 saniye gibi bir şeydir. Hızına da erişemezsin. Peki, diğer türlerle karşılaştığımızda insanın aslında diğer türlere göre bir tane unsuru dışında hiçbir üstünlüğü görünmüyor. Peki görünmüyorken, yaklaşık 350 bin yıllık tarihinde, çünkü ilk insanı, yani Homo sapiens sapiens diyoruz ya, çok duymuşsunuzdur, Latincesi Homo sapiens sapiens'tir. Ne demek biliyor musunuz? Bildiğini bilen insan. Bildiğini bilen insan. Peki bu insanın medeniyetler kurup, adalet sistemleri geliştirip, devletler kurup, teknolojinin işte yapay zekası, algoritması, nesnelerin interneti falan gibi üstün teknolojilerle bu noktaya kadar gelmesinin tek sebebi ne olabilir? Sebep sıralayalım. Ben en önemli sebebini söyleyeceğim ama sebep sıralayalım. Bir tanesini söyleyeyim. Beyni gibi duruyor, değil mi? Bizdeki beyni diğer hiçbir türde yok. Beyin. Peki, her şey buradan doğuyor. Başka neyi olabilir? Sesli. Şuur, tamam, hani beyne dayalı bir bilme olgusu diyelim, tamam. Daha güçlü olmak. Bizden çok güçlü türler var diyeyim. Güzel, öğrenebilmesi. Diyorsun, eller.
söyleyeyim. Tamam, tabii ki yaratıcılık, verimlilik, öğrenebilme, ama bu türün öyle bir adaptasyon yeteneği var ki. Bak, adaptasyon yani uyumlanma yeteneği. Hani biz uyumlanma dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Yılanlar geliyor mesela. Sürekli deri değiştiriyorlar. Mevsime uyarlanıyorlar. Başka? Bukalemun işte renk değiştiriyor falan. Koala işte ağaçla birlikte görünüyor, gizlenebiliyor. Bir sürü tür var böyle. Gizlenebilen, doğaya uyumlanan, her tür doğaya uyumu neticesinde dünyada var. Hiçbirisi insan gibi değil. Var ya bak şurada, gelecek dünyanın kurallarından biri açlık desek. Walking Dead var ya, şu zombi filmleri. Yani benim sizi yemem gerekiyorsa sizi yerim. Bak çok abartısız söylüyorum. Yani buradaki herkes hayatta kalabilmek için bir diğerini yemek zorunda kalsa, ama yemek derken bildiğiniz anlamda söylüyorum. Yani yemek, yani bildiğiniz yemek. Herkes yer. Bunun örnekleri çok var bu arada. Hani çeşitli kazalarda falan yaşamlarını diğerini yiyerek devam ettiren insan türleri. Dijitallik diyorduk, değil mi? Bu çocuklar için öğrenme pedagojisini hep diyorduk ki, yok ya öyle bir şey. Yani günde en fazla 0-6 yaş grubu asla beyaz ekran kullanmaz. 6-9 yaş yarım saat kullanır. 9-12 bir saat kullanır. 12-15 en fazla 2 saat kullanır. Yani beyaz ekran derken her şeyi dahil ediyorum. Telefon, tablet, televizyon. Çocuklara bu tür kıstaslar koyuyorduk. Sonra 2020 14 Mart'ında pandemi dediğimiz şey oldu ya da olmadı, bilmiyorum, neyse o olan şey. Çocuklara dündük, dedik ki ya hepiniz sabahleyin saat 9'da ekranın başına geçin. İşte 4'e kadar ekranın başında ders göreceksiniz. Çocuklar da şaşırdılar tabii. Yani hani biz buna bakamıyorduk işte. İşte ilk öğretimdeki işte birinci sınıfa başlamış çocuk bakamıyordu normal. Diğeri yarım saat kullanıyordu. Yo, bayağı akşama kadar buradasın dedik. Çocukların adaptasyon yeteneği yetişkinlerden çok daha fazla. Daha abartılı şey öğretmenlerin bu sürece adapte olması. Şimdi öğretmenlerin tabii yaş grupları 20'li yaşlardan başlıyor, 60'lara kadar gidiyor. Şimdi hayatında teknolojiyi çok az kullanmış. Zoom dediğimiz şeyi birçok öğretmen tabii hayatında ilk defa gördü. Nereden görecek yani? Sanki uzaktan eğitim diye pratik mi var? Yok. Peki sorunlar çıkıyor. Bu teknoloji dediğin şey çok acayip bir şey. Başınıza gelmiştir. Yani televizyonun bile kumandasına açıp açamadığında denediğin şeyler belli. Kumandaya pil koyuyorsun, değiştiriyorsun, kumandayı sallıyorsun. Olmadı vurmaya başlıyorsun. Gidiyorsun televizyonun fişini çekiyorsun, tekrar takıyorsun. Olmadı televizyonu ittirmeye başlıyorsun. Bizim Türk usulü sorun çözme yöntemlerimiz belli. Şimdi bu Zoom dediğiniz şeylerde, bu mekanizmalarda durum çok kritik. Olmuyor öyle kolay kolay. Yani düzelmiyor, bağlanamıyorsun, kopuyorsun. İnternet altyapısı diye bir şey var. Senin elindeki donanımın bir becerisi var. Ama öyle böyle yaklaşık bir yıllık zaman geçtikten sonra bütün verili koşullar dahilinde sürdürülebilir bir uzaktan eğitimi biz yaklaşık 2 yıl becerebildik. Dolayısıyla bu adaptasyon yeteneği türü sıçratan şey oldu. Yani bugün insan varlığını bu şekilde sürdürüyorsa bu uyum ve adaptasyon yeteneği nedeniyle sürdürmüştür. Fakat bunu sürdürürken hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz insana dair bazı nitelikler atfediyoruz. Yani mitolojiden tutun dinlere kadar, kültürel tanımlara kadar, değil mi? Böyle çok güzel laflarımız var. İnsana diyoruz ki insan diyoruz, ahsen-i takvimdir diyoruz. Ne? Ahsen-i takvim, güzel yaratılmış olmak. Ya da işte insana eşrefi mahlukat falan diyoruz. Ne? Varlıkların en şereflisi falan. Böyle çok çok acayip laflar insana atfediyoruz. Sonra bir düşünelim mesela. Böyle radikal düşünce çok iyidir. Hepinize tavsiye ederim. Çok muhalif düşünme eğiliminde olun. Sorulmayan soruları. Garip ya, bu bana çok, bu mantığıma uymuyor gibi düşünün sorun. Mesela eğitim sistemi diyeceğim, sürekli eleştiriyoruz. Eğitim sistemi şöyle, eğitim sistemi böyle, eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi değiştiriyoruz. Uluslararası sınavlarda başarılar falan diyoruz ya sürekli ağzımızda aynı laf. Eğitim sistemi dediğin şey ne? Ben size söyleyeyim. En modern 350 yıllık sanayi devrimiyle birlikte başlamış en büyük prensibi ne biliyor musunuz? Sektörlere uzman insan yetiştirmek. Aslında
Temel kurulum mantığı bu. Sadece sektöre uzman yetiştirmek değil, aynı zamanda ne biliyor musunuz? Devletler, kurumlar, aile yapıları bunlara biat edecek, verili bir sistem ve düzen içerisinde uyumlu bir şekilde yaşayacak insanları yetiştirmek demek eğitim sistemi. Yani bu ne demek? En iyi eğitim sistemi en çok biat eden, en uyum sağlayan, en sorun çıkarmayan insan tipini yetiştirecek demek. Peki bu durumda şey diye sorabilir miyiz? Acaba çok iyi bir eğitim sistemine ulaşmak iyi bir hedef olmayabilir mi? Yani daha fazla biat eden, daha fazla düzenin parçası. Çünkü düzenin parçası olmak her zaman çok iyi bir şey değildir. Düzen içine girdiğin ve nehrin akışı gibi kendini bırakıp yüzdüğün şeydir düzen aslında baktığında. Düzen sana bir gün eğer çok düzenli olursan, işte çok komplo teorilerinde tartışıldığı gibi dünyanın nüfusu 8 milyar ama aslında bunun 2 milyar olması lazım. Sürdürülebilir yaşam ancak böyle sürdürülür dediğinde 8 milyar insanın bunu mantıklı görme algoritmasına dayanır. Yani sormayacaksın. Niye ya? Mesela şunu sormayacaksın. Dünyanın kıt kaynağı mı var? Acaba dünyadaki kaynaklar kıt mı? Yoksa bu kaynakların dağılımı adil değil de o yüzden mi kıt gibi görünüyor? Büyük ihtimal B şıkkı. Yani bende 1 lira var, sizde 1 milyon lira var. Bak bu kaynağın kıtlığını göstermiyor. Bu kaynağın adil dağılmadığını gösteriyor. E şu an dünya politikasına bakıldığında saçmalıklar silsilesi. Ya adı Birleşmiş Milletler. Niçin kuruldu? Adalet için kuruldu. Yani bir daha dünya savaşları olmasın diye kuruldu. E Birleşmiş Milletler dediğin örgüt şu anda eliyle savaş kışkırtan bir örgüt. Geçtim. Birleşmiş Milletler daimi temsilcilikleri, Birleşmiş Milletler üyelikleri falan var değil mi? Yani işte onlar şey daimi üye. İşte 7 tane ülke falan böyle. Mesela dünyada 186 ülke var. 185 tanesi el kaldırıyor. Bu olmaz diyor mesela. Hani bu böyle olmamalı diyor. Ne diyelim ki katı atıkların şeyi konusunda işte yok edilmesi konusunda el kaldırıyor. 185 ülke böyle. Bir tane daimi ülke hayır ben reddediyorum katı atıklar böyle depolansın dediğinde Birleşmiş Milletler'in fonksiyonu bitiyor. Bitti. Niye o bir üye daimi temsilcinin veto hakkı var. Bu nasıl Birleşmiş Milletler? Ben olsam var ya yani normal koşullarda siyaset böyle işlese o daimi üyeler dışındaki yaklaşık 180 ülkenin hepsinin o 5 ülkeyi kendi halinde bırakması lazım. Çıkın Birleşmiş Milletler'den. Tek başlarına 5 kişi hiç olmaz. Ya ne diye söylüyorum biliyor musunuz? Hani dünya 5'ten büyüktür meselesi öyle bir slogan ya. Ya hiç olmazsa kendi başlarına 5 tanesi takılsın yani. Hani retorikleri elinden alınsın diye söylüyorum. Yani hiç olmazsa 5 tanesi biz varız ve biz takılıyoruz desinler. Sen hiç olmazsa birleşme onlarla. Çünkü birleştiğinde bir işe yaramıyor. E şimdi adalet düzeninin bu kadar adaletsizlikler üzerine kullanıldığı bir düzende, sistemde kaynakların kıt kaynağı olduğu söylenen kaynakların adil dağılmasını tabii ki bekleyemez. Zaten dağılmıyor da bu arada. O yüzden insanın sorgulayabilir olması çok önemli dedim ya. Mesela Eşref-i Mahlukat ve Ahsen-i Takvim üzerine bir soru soracağım. Dünyada karıncalar yok olsa ne olur? Kısa bir süre içerisinde simülasyon gösteriyor ki toprak verimliliği darmadağın olur. Arılar yok olsa ne olur? Hani Einstein söylemiş olsun ya da olmasın. Ona atfedilen bir soru var ya dünyada sonara gittiğinde işte dünya yaşamı yok olur diye. Arıların net bir faydası var. Sadece bal faydası yok. O balı yaparken polenlenmeyi o sağlıyor. Aslında tohumlama, Amerika'nın seeding dedikleri şeyi o sağlıyor. Arı yok olduğunda polenlenme olamayacağı için önce ekinler sonra ekosistemin hepsinin darmadağın olma ihtimali var. Bunu gösteriyor. Birçok kuş türünde, böcek türünde, solucan türünde işte toprağı havalandırması vesaire falan hepsinin neredeyse gerçek bir işlevi var. Peki soruyorum. İşte anahtar soru geliyor. Eşref-i Mahlukat ve Ahsen-i Takvim'iz ya. Ya biz olmasak ne olur? Şey diyen var mı yani? İşte ekosistem gelişmez, çevre düzelmez, dünya devam etmez, zaman akmaz. Gerçekten insan olmasa ne olur? Değil mi? Duyuyorum öyle. Daha iyi olur.
dünya daha, büyük ihtimal dünya daha temizlenir, orası kesin. Yani bak, insan olmasın, 50 yılda falan bu küresel ısınmalar, ondan sonra karbon emisyonu, ekilebilir arazide, erozyon falan var ya, bak insan olmasın 50 yılda her şey toparlanır. O cennet imgesi tekrar yerine gelir. O yüzden aklıma hep şey geliyor, sizin de geliyordur eminim. Bilgisayar tabiri vardır iki tane. Bir tanesi bug, bug. Teknik terimciler bilir, bug. Yani boşluk, yokluk, hata. Bir tanesi de syntax error derler ona. Anlamsal dizinde, yani aradığınız kişiye ulaşılamıyor gibi bir şey yani bu. Acaba insan gerçekten dünyanın bug'ı olabilir mi? Bak, bir özelliği var. İnsanın diğer tüm türlerden özelliği şu gibi görünüyor. Biz olmazsak hiçbir şey olmayacak, hatta her şey daha iyi olacak gibi duruyor. Şey gibi, bir kralın kendisine sürekli ben kralım demesi kralın zaafını gösterir. Bak, kralın zaafını gösterir. Çünkü gerçek krallar kendisine ben kralım demek zorunda kalmazlar. İnsanın da kendisine sürekli olarak güzel laflar uydurmaya çalışması. Yani hep sürekli insana dair iyi şeyler söylüyoruz. Bu iyi şeylerin karşılığını ne kadar dünyada gösterebiliyoruz? Hangi kültür, hangi medeniyet, hangi zaman diliminde göstermiş? Burada çok ciddi soru işaretleri var. Çok garip bir türle karşı karşıyayız. Yani bizden bahsediyorum. Bayağı böyle karmaşık, şehveti olan, arzuları, beklentileri olan, hatta beklentileri uğruna kendi türünü bile yok edebilecek kadar böyle zalim de enteresan bir türle de karşı karşıyayız. Böyle durdurağı da yok diğer tarafta. Ve bu türün doğuştan iyi veya kötü olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Bir fikrimiz yok. Yani hep felsefi yorumlar bunlar. İnsan doğuştan iyi midir, kötü müdür? Hangisidir sizce? Değil mi? Bebekler aklınıza geliyor. Mesela bir bebeğin o işte güzel, naif, zarif, dünyanın en güzel şeylerinden biri gibi görünen bir bebeğin 32 yaşında 122 kişiyi boğazını keserek katledecek bir katil olmasını hiç beklemezsin. O bebeklerin de anne babası hiç beklemiyordu bu arada. Yani hiç kimse çocuğuyla ilgili böyle bir hayal kurmuyordur herhalde normal olarak. Ne oluyor da mesela ona dönüşebiliyor bu garip tür? Ve üstelik çoğunlukla bunu diğer türlerde olduğu gibi bir nedene bağlı olarak yapmıyor. Şimdi dünyanın en vahşi türlerinden, en güçlü türlerinden biri değil mi? Aslangillerdir, kaplangillerdir, kedigillerdir, çitalar, işte panterler, jaguarlar falan. Yüksek kas gruplarıyla fast track deriz ona. Devasa bir şeyden bahsediyoruz. Güçten bahsediyoruz. Siz bir aslanın şöyle düşündüğünüzü hiç düşündünüz mü? Durup şu adam, şu ceylana gıcık oldum. Ben bunu bir parçalayayım falan, bir paralayayım falan. Düşünmüyordur öyle herhalde. Ha. Tabii öyle sonuçta, hani duygu durum varlığıyız da, yani ya da bir başka kaplanın şöyle dediğini düşünüyor musunuz? Şuradan 3 tane daha tilki avlayayım da onu da bir dahaki ay yerim falan diye. Hatta tilki banka koyup falan onları dur bekleteyim, ondan sonra yerim. Doğada her şey ihtiyaç temelli. O an ihtiyacın neyi gösteriyorsa, kin, nefret, pozitif, negatif duygular olmadan ihtiyacını karşılamaya çalışan türler var. Bir tek insan dışında. Bir de bizdeki o şehveti biz hep böyle cinsellikle eşleştiririz de, şehvetin kelime itibariyle o hevalı olma durumu sadece cinsellikle ilişkili değildir. Malla ilgilidir. Mülkle, parayla, güçle, hakim olmakla, arzularla, kontrol edilemezlikle, egoyla, bir sürü diğer kavramla ilişkili bir kavramdır. Ve çok gariptir ki insan mesela sahip olmaya başladıktan sonra bu bana yeter demekten daha çok asla yetmeyeceğini düşünüp daha fazla sahip olmanın peşinde koşmaya başlar. Bu neredeyse tüm dünya kültürleri için tüm zaman dilimlerinde hiç bitmeyen bir süreçtir. Şimdi insanın yaşamı bir taraftan çok dramatik bir yaşam değil mi? Şöyle, her insanın yaşamından bahsediyorum. Bir başlangıcı var.
Onu bilmiyorsun, doğmuş oluyorsun. Kendini bildiğin ilk zamandan itibaren dünyadasın zaten. Kaç yaşa tekabül ediyorsa. Ama kesin olan bir şey var, bir bitişi var. Ya bitiyor. Bayağı bitiyor. Yani bittiğini de biliyorsun bu arada. Yani biz ölüm bilincine sahip tek varlığız. Şimdi o yüzden düşündüğünüzde, diyelim ki milyon milyon dolarlarınız var. Bu size 100 ömür falan yaşatabilecek kadar çok para olduğunu düşünelim. Mesela iş insanları falan aklıma gelir. Diğer işte maddi imkanları çok yüksek bir dolu insan aklına gelir. Siz şey mi yaparsınız normalde, bakıp o banka hesabına dünyanın değişik coğrafyalarında gezip yaşayıp geri kalan mesela 20 yıllık ömrünüze o kadar varsa böyle kusursuz bir deneyimle mi geçirmeyi düşünürsünüz? Yoksa dur enflasyon ne olacak, faiz ne olacak, biraz daha çalışayım insanlara hani şirketim daha büyüsün, neyse aklınıza gelebilecek. Bakın bunu bile düşündüğünüz zaman, yani o şirket logolarına bakıp koca koca bunları bile düşündüğünüzde bizim ne kadar garip bir tür olduğumuz ortaya çıkıyor. Normal şartlarda şey belli, model belli. Paranı alıp bankaya yatırıp zaten 20 yılın kalmış yaşayacak. Fark etmez, istersen 150 yılın kalsın. 10 ömür yaşasan o parayı bitiremezsin. Öyle bir zenginlikten söz ediyorum. Aslında yaşamaya bakman lazım. Deneyim yaşamaya, haz almaya, gezmeye, tozmaya neyse. Ama onu da yapmıyor. Ha bu arada yapmaması da iyi bir şey. O zaman ekonomik sistem dediğim şey dönmez. Biz hiçbirimiz burada olmayız. Allah'tan yapmıyor bu arada. Allah'tan bazı garip insanlar fabrikalar kurmaya çalışıyor, üretmeye çalışıyor. Bazı garip insanlar siyasetin içerisinde bir şey yönetmeye çalışıyorlar falan, ama bunları çoğunlukla, benim bir tezim var. Ona İngilizler the power of habit derler. Alışkanlıkların döngüsü. Kendinize bakın. %1 milyon, yani o kadar kesinlikle söylüyorum. Aslında belli bir zaman döngüsü içerisinde hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Sabah aynı kalkıyorsunuz, aynı devam ediyorsunuz. Gündelik hayatın rutini hep aynı aslında. Gündelik hayatın rutinini kırmaya çalıştığınız şey genellikle sorunla karşılaştığınız durumlar. Ben bu sorunun üstesinden gelemiyorum dediğinizde çözüm aramaya başlıyorsunuz. O zaman dönüyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. Hatta daha radikal, biraz daha gündelik hayatın politikasına ilişkin bir yorumla vereceğim onu. Herkes kendisini bir kimlikle nitelendiriyor. Bak, herkes kendisini bir kimlikle. Kimimizin mezhepleri var, kimimiz muhafazakar kimliğimizi ön plana çıkartıyoruz. Kimimiz elde marşlar dolaşıyor, işte laik seküler daha evrenselim diyoruz. Kimimiz okul düzeyi, statü düzeyini ifade ediyoruz. Ben şu üniversiteleri okudum, benim akademik titrim bu falan diyoruz. Her kimimiz paramızla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Kimimiz güzellikle, beden algısıyla. Hani bakıyorsun mesela, vardır ya, sabah uyandığında ve gece yatarken aklına gelen ilk şey, herkes beni çok güzel buluyor, demek ki ben çok güzelim. Bak, onun kimliği orada oluşmuş. Herkesin kimliği en çok neyi kaybetmek istemiyorsa orada oluşur. Kimisinin parada, kimisinin güzellikte, kimisinin güçte, kimisinin zekada. Senden bir şey alacağım, neyi almayayım diye sorduğunda aslında bence tek cevap var. Sağlıklı olayım. Değil mi? Yani o olmadığında hiçbir şeyin anlamı yok. Ama eminim dünyanın çeşitli kültürlerinde, çeşitli insanlara, çeşitli zaman dilimlerinde sorsak ilk akla gelen bu olmayacak. Önce en önemsediğin şey neyse diyeceksin ki onu almayayım. Peki hadi bir zihin jimnastiği olsun. Dindar olduğunu düşünen insanlar ne kadar dindar? Büyük bir soru işareti. Tümüyle kocaman bir soru işareti. Demokrat olduğunu, hani karşıtı değil bence de, ben o ayrımlara inanmıyorum da, çok demokrat olduğunu düşünen insanlar ne kadar demokrat? Ya muhtemelen İstanbul'un en büyük camiinde vakit namazına gitsen, ya bildiğim için söylüyorum, 10 bin kişilik camide eğer önde namaz kılan 50 tane insan buluyorsan ve bunların arasında 70 yaşın altında %10'luk bir dilim buluyorsan, ben derim ki bayağı iyi bir sınav veriyoruz bu anlamda. Yok böyle bir şey. Çok demokrat olduğunu söyleyen insan, o da işine gelmediğinde en militan hale gelebiliyor. Geliyor, bir sürü örneğini görüyoruz. Diğerine yaşam hakkı tanımayabiliyor. 1000 tane örneği var bunun. E peki, bir tartışmadır aldı gidiyor işte. Çok, siyasette de çok dönen bir şey. Mesela bu ülkenin bir tarihi var. İşte Osmanlıcı olmak, Osmanlı'yı sevmek, Osmanlı'yı sevmek. Osmanlı'yı sevmek ne demek?
karşıtını söylüyorum. Osmanlı'yı sevmemek ne demek? Ben niye Osmanlı'yı seveyim ya da sevmeyeyim? Bu tarihin bir parçası. Bak, tarihin bir parçası. Osmanlı'yı sevmediğini düşünen insanlar niye sevmediğini bilmiyor. Osmanlı'yı sevdiğini düşünen insanlar da niye sevdiğini bilmiyor. Bak, tarihe baksalar, yaşam biçimlerine baksalar bir iddiam var. Osmanlı'yı en sevdiğini düşünen insan gerçekten tarihe baktığında bunlar bana yapısal olarak hiç uygun değil diyecekler. En sevdiğini, sevmediğini söyleyen insanlar da bunlar bayağı kafa insanlarmış ya, çok iyi yaşıyorlarmış, aslında bana çok uygun, ben böyle takılırdım diyecek. Bak, iddialıyım bu konuda. Yani tarih okumalarım iyi olduğu için iddialıyım. Ama zaten soru bu değil ki. Ya bizim sevme ve sevmeme gibi bir yani kararımız olamaz ki. Tarihinin bir parçası orada duruyor. Tarihini okursun. Tarih en çok insanlar geçmiş bilimi olarak görürler ama tarih en çok gelecek bilimidir. Geçmişini okumak geleceğe yansımıyorsa hiçbir işe yaramaz ki. Ya ben devasa tarih öğrendim, tamam mı? Yani bütün her şeyi biliyorum. Olguları, kavramları biliyorum. Tarihlerini biliyorum. Hangi savaş nerede çıkmış biliyorum. Hangi medeniyet nerede yükselmiş, hepsini biliyorum diyelim. Devasa biliyorum. Benden daha iyi bilen hiç kimse yok diyelim. Ben bunu bir sonraki adımımda nasıl davranacağım konusunda politik olarak, yaşam kültürü olarak, teknoloji gelişimi vesaire olarak bilmiyorsam tarih ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. O yüzden tarihin asıl meselesi Çaldıran Savaşı'nın kaç yılında yapıldığı değil, o tarihsel olgudan neler çıkarabileceğim konusunda bir yorumda bulunabilme kapasitesi geliştirmektir. Harari, hepiniz biliyorsunuz o Homo Deus, Homo Sapiens, değil mi? O kitapların yazarı. Hangi disiplinin akademisyeni? Tarihçi. Fakat tarihe bir bakış açısı getirdi. Dedi ki, tarih geçmişin bilimi değil, geleceğin bilimidir dedi. Ve ben tarih okurken dedi, gelecek okuması yapıyorum dedi. O yüzden antropolojik, sinir bilimsel ve tarihsel, sosyolojik, psikolojik olguları, insani bilimlerin bütün olgularını bir araya getirdi ve fevkalade bir özgün yorum geliştirdi bizim için. Ve bir anda dünyanın önemli entelektüellerinden biri arasına girdi. Oysa ki biz tarihi olgusallıkla okursak, kavramsallıkla okursak tarihin bize söyleyeceği çok şey var. Devasa sayıda çok şey var. Burası da tarihsel bir bölge. Girişi öyle yaptım işte, Aksaray. Adeta ben mesela Anadolu'ya bir yerden bir yere hanlar kursam, han, bildiğiniz han, Aksaray'a bir takım hanlar kurarım. Niye? Acayip bir geçiş burası. Mesela Aksaray'a hanlar kurarsam bu tarafta Kapadokya'dan yukarı doğru gidebilirim. Aşağı tarafta Adana'ya doğru gidebilirim. Zaten Konya Ovası'nın dibinde. Yani Bizans, Roma, Helenler, Persler, Beylikler, Selçuklu, Osmanlı boşuna olmamış burada. O yüzden eserler bırakmışlar, kurmuşlar. Peki, bak tarih ne enteresan ki, bak ne enteresan ki, Aksaray'ı yaklaşık 50 yıl sonra tekrar bir hub olarak tanımlayıp bir il olarak ve değil mi bugün yatırımlara baktığınızda işte fabrikalar geliyorlar, lojistik merkezleri kuruluyor değil mi? Demiş ki tarih 50 yıl sonra tekrar aklı başına gelmiş. Ya burada bazı iller var ama onlar çok içeride. Onlar rotada değil, yolda değil. O yüzden biz buraya kuralım demişler. Bak 50 yıl sonra tekrar aklımıza gelmiş ama 2000 yıl önce biliniyordu zaten, buraya kurmuşlar yani. Ya da benim hep gözüm acır mesela. Anadolu'nun böyle o çok güzel ovalarına baktığımda ovalarda yerleşimler görürüm. Ova yerleşimleri. Sakarya'yı düşünün mesela. Sakarya depreminde değil mi? Ovalardaki birçok bina maalesef çok ciddi zararlar gördü. Biz kültür dediğimiz, medeniyet dediğimiz şeyi buralarda geliştirmeden, yani son yüzyıllardaki insanlar, son yüzyıldaki insanlar diyelim, Sakarya'da insanlar evlerini zaten dağ eteklerine yapıyormuş. Niye öyle yapıyormuş? Astronomiden bak, bugün kendilerine felsefeci dediğimiz, tıpçı dediğimiz,
böyle Gazali, Farabi, İbn Haldun, İbn Sina, aklınıza gelebilecek bütün o figürler biraz poligot insanlar, yani birçok alanda yetenekli insanlar. Mesela İbn Sina tıpçı ama hem felsefeci, hem astronom, hem tıpçı gibi. Hepsinin böyle çoklu kimlikleri var. Astronomi faydası, astronominin aracılığıyla fay hatları alanlarını tespit edip depremlerin tarihselliğine bakıp mesela mimari kurulumları, şehir yaşamlarını ona göre belirlemişler. İkili fayda sağlamışlar. Bir, deprem gibi doğal felaketlerde, sel gibi doğal felaketlerde zarar görmeyecek kentler inşa etmişler. İki, buralar harika tarım toprakları olduğu için insanlığını doyurabilecek toprakları efektif kullanmıştır. Şimdi Anadolu'nun geçmişten günümüze geleneğine, ekonomisine baktığımızda bir numaralı unsur nedir? Ne var? Tarım var tabii. Burada her tür ürünün bin bir çeşidini görüyoruz. Yani burası Anadolu toprakları gastro, yemek disiplini açısından dünyanın en zengin topraklarından biri olmamış. Boşuna değil yani. Bu yüzden olmuş. Şimdi bakıyorsun, işte Aksaray'dan girdim, oradan bağlayayım. Onlarca medeniyet bu kültürde yaşamış. Bak, onlarca medeniyet bu kültürde yaşamış. Bunların arasında Avrupalıların kendi medeniyetini üzerine bina ettikleri Helenistik topluluklar da var. Şimdiki Yunanistan'ı düşün. Helen bunlar, yani Grek. Bu coğrafyalarda yaşamış. Yine dünya medeniyetinin önemli unsurlarından Persler bu coğrafyada yaşamış. Hititler burada, ki burada da bir parçası var, işte Hattiler buraya da gelmişler. Asurlular, Asur. Onlar da büyük bir topluluktur. Tarihsel çerçevede çok önemlidir. Burada Aksaray'da ticaret yapıyorlarmış mesela. Kervanlar gelip gidiyormuş Asurlular aracılığıyla. Onlar da burada varmışlar. Aslında herkes buradaymış baktığınızda. Urartulardan tutak, yani Aksaray'da değil de bütün Anadolu coğrafyasında. Öbür tarafa iniyorsun işte böyle Aydın'a, Aydın'ın altına, Milaslara falan indiğinde İyonyalıları görüyorsun, Miletlileri görüyorsun, Spartalıları görüyorsun bu tarafta. Şimdi böyle baktığın zaman bana tabi aklıma şu soru geliyor. Biz Oğuz toplulukları olarak ne zaman gelmişiz buraya? Malazgirt 1071. Aklıma imgesel olarak hep şey gelirdi. Tarih kitaplarında çocukken hep böyle Anadolu'nun devasa kapıları tamamen açılmıştır falan. Vallahi aklımda şöyle kocaman kapı vardı böyle. Değil mi? Kapı var ve biz içeriden girmişiz gibi falan. Böyle insanlar imgelerle yaşıyorlar ya. Ben hep şunu sorguluyorum. Hala da sorguluyorum. Keşke tarihi 1071'den başlatmasak burada. Keşke 12 bin yıl önceden başlatsak. İşte Göbekli Tepe bize 12 bin yıl önceyi hatırlattı. Göbekli Tepe bize şunu hatırlattı. 12 bin yıl önce burada bir medeniyet kurulmuşsa, o kurulmuş medeniyeti ziyaret etmek isteyen belki 10 milyon turist var fikrini hatırlattı. Ekonomi demek bu. Sadece ekonomi demek değil. Bir yumuşak güç unsuru, yani dünyada iki tür güç vardır, onunla bağlayayım. Sert güç, yumuşak güç. Sert güç ne biliyor musun? Ülkenin topu, tüfeği, askeri, sermayesi. Yumuşak güç ne? Bir medeniyetin toplu olarak dünya yaşamına, medeniyetlere yaptığı katkıya da biz sert, yumuşak güç deriz. Ve dünyadaki ülkelerin pasaport değeri o dünya kültürlerinin medeniyete yaptığı katkıyla, yani yumuşak güç unsuruyla ölçülür. Şu, ben şu anda görüyorum, şurada bir Aksaray, Niğde Harası var. Niğde'de de yapılıyor, Aksaray'da. Bak tam şurada 6 metre. Aynısı benim evde de var mesela. Şu kapıda ya, hemen girişte karşınızda görmüşsünüzdür. Evinizde de vardır zaten el dokuması. O halı var ya, o halı bu coğrafyanın dünya medeniyetine yaptığı en büyük katkılardan biri. Biz görmesek bile öyle. Bakın, Türk ipek halı geleneğinin en önemli temsilcisi kabul edilen Hereke halıları, Hereke de dokunuyordu. Çin 2014 yılında bu büyük eyaletlerinden biri olan Ganzo'da Hereke diye bir kasaba kuruyor. UNESCO'nun coğrafi işaretine başvuruyor ve Hereke halılarının tescilini alıyor. Ve diyor ki Hereke bir Çin halısıdır diyor.
Aynı için bundan birkaç yıl sonra bir başka eyalette bu sefer Bader diye bir kasaba kuruyor. Bu sefer neyi yürütecek biliyor musunuz? Sındırgı Yağcı Bedir halılarının yünlü, bu sefer de yün halı geleneğinin önemli unsurlarından birini çıptırtacak. Hani baklava yoğurt kimin diye konuşuyoruz, adamlar halıları çalıyorlar. Şimdi arkadaşlar, bir New York'taki müzayedede ben 1,5 metrekare bir Hereke ipek halısını 57 bin dolara satılırken görmüştüm. Yani bugünün parasıyla herhalde 1,5-2 milyon lira para yapıyor. Şimdi artık çok az insan dokuyor. Çok az insanın böyle bir sabrı var. Bizim sabrımız yok ama ben sanat küratörlüğü yaptığım için, özellikle Devrim Erbil'le halılar tapestri diyoruz biz çalıştığımız için, Devrim Erbil önemli bir ressam. Şunu gördüm, ne biliyor musunuz? Çin, Kanada, Avustralya, Fransa, Anadolu'dan halı dokuyucu, onlar genellikle ablalarımız oluyor biliyorsunuz. Yani işte genç kızlık döneminden itibaren bir gelenek olarak halı dokuyan insanlar bunlar. Ve %99'da halı dokumak bir kadın icraatı olarak düşünülüyor. Çoğu da kadın. Bu insanlara aileleriyle birlikte Avustralya'da, Kanada'da toprak veriyorlar, ev veriyorlar, maaş bağlıyorlar ve gelin halıları burada dokuyun diyorlar. Bizim halıcılarımızın isimlerini operasyonel olarak gizliyoruz biliyor musunuz? Çünkü bilgi data bankası ortaya çıksa transfer ediyorlar. Alıp götürüyorlar. Bizde ise pazarda görsek bu halıları hala dokuyan az sayıda insan kaldı. Maalesef 10 yıl sonra kimse dokumayacak. Bu halıların kendisi değil. Bak, kök boyasını bile yapacak çok az insan kaldı artık. O yüzden bunlar aslında devletin, Kültür Bakanlığı'nın, belediyenin önemli hizmetleri olmalı. Bu el sanatlarının tümünü yaygınlaşıp geliştirmek lazım. Çünkü her şey bunlardan doğuyor. Bunlar değerli, bunlar otantik. Bir şeyi el yapımı yaptığında fabrikasyon üretimin 10 katı değere ulaşıyor. Ve bunlar, daha önemlisi, sadece maddi değer değil, manevi bir değer. Yani senin kültürünün dünya medeniyetine yaptığı katkı olarak nitelendiriliyor. Şimdi böyle bir ortamda en çok ihtiyacımız olan şey daha fazla değer vermek, daha fazla anlamak. Bunun tek yolu da, bugüne kadar bilinen en yegane yolu da ilginç bir şekilde kitaplar. Şimdi 12 yıldır beyin bilim çalışıyorum, 12 yıldır saha uygulaması yapıyorum. 12 yıldır belki yüzlerce, binlerce yerde konuşmuşumdur, dersten anlatmışımdır, uluslararası dersler veriyorum. Laboratuvarda çalışmalar yaparken bunu görüyorum. Yani bildiğiniz çıktıları var, artık okuyabiliyoruz. Eskiden davranışçı bir ekolden yorumlar yapıyorduk sadece. İlkini söylüyorum, çarpıcı olandan başlayayım. Sinir bilimde öyle diyoruz, beyin bilimde. Arkadaşlar, kullanılmayan beyin geri alınıyor. Bakın, kullanılmayan beyin geri alınıyor. Beynin ilginç bir mekanizması var. Bakıyor, bu arkadaş bu beyni kullanıyor mu diyor. Çok az kullanıyor diyor. Okumuyor, yazmıyor, gezmiyor, düşünmüyor. Analitik değil. Önermeler ortaya atmıyor. Atmadığı gibi derinleşmiyor da. Bir şey üretmekle de ilgili pek derdi yok. Bir rutinde hayatını sürdürüyor diyor. Madem kullanılmıyor diyor, ben diyor devreleri tek tek kapatayım diyor. Öyle anlatayım. Devreleri tek tek kapatıyor. Kapata kapata, buduya buduya, buduya buduya. Biz ona budama diyoruz. Gerçekten budama. Bir zaman sonra ortada patates gibi bir şey kalıyor. Beyin var ama patates. Karadeniz'de olan kaç kişi var? Nerelisiniz? Tokat. Ben de Tokatlıyım da az Karadeniz gibi. Doğu Karadeniz tarafı mı? Erbaa falan mı? Orta mı? Tamam, bana daha yamaçlı bir yer lazım. Oradan öyle. Sen de sayılmazsın. Yok mu ya böyle Ordu falan, Giresun? Varmış, tamam. Ordu'dan örnek vereceğim. Kaç yaşındasınız? 15. Kaç nesildir aileniz burada? Bir mi? Şu olacak. Bakın, çarpıcı bir şey söyleyeceğim. İsminiz ne? Zeynep 15 yaşında ve bir nesildir ailesi Aksaray'da. Biz ona epigenetik diyoruz. Yani
genetik biliminin kültürel aktarımı diyoruz. Üzerine çok çalışma yapılıyor. 4 nesil kuralı var. 4 jenerasyon diye de duyuyorsunuz. 4 nesil. Zeynep'in ailesi 4 nesil Aksaray'da yaşadıktan sonra, Aksaray düz bir yer bütünde. Zeynep'in beyni Zeynep'e diyecek ki, Zeynep atletik kapasitesi dediğim, yani keçi gibi düşünün. Hani Ordu'da yaşıyorsan bir rakımda fındık toplamak için biraz mukavemetinin yüksek olması lazım, değil mi? Yani Karadeniz insanının, şimdi insanın yaşamı çeviklik ve doğayla mücadele. Sen 2000 metrede Kaçkarlar Dağı'nda yaşıyorsan mukavemet gücünün, sürtünme gücünün, çeviklik gücünün yüksek olması lazım. Zaten bu kapasiteyle doğuyoruz. Ama Zeynep'in ailesi buraya taşındığı için, Zeynep'in inşallah çocukları, torunları, torunlarının torunları olacak. Torunlarının torunu olduğunda, 4 jenerasyon geçtiğinde, belki 2132 yılında Zeynep'in bütün aile öyküsü atletik kapasite anlamında değişecek. Zeynep'in beyni şu andan itibaren Zeynep'e diyor ki, burada diyor artık diyor tırmanacağın dağlar, çevik kapasitelere ihtiyaç yok. Madem kullanmıyorum, ben o kapasiteyi budayım diyor. Biz buna sinaptik budama diyoruz. Bir nevi beyin budaması diyelim. Böyle denmez de anlatabilmek için söylüyorum. Sinaptik budadığı zaman beyni, 4 jenerasyon sonrasında artık Zeynep'in öyle bir kapasitesi kalmıyor. Ha bu arada Aksaray'dan Zeynep eğer Ordu'ya taşınmış olsaydı, tam tersi böyle bir kapasiteye ihtiyaç duysaydı, fındıkçılık yapsaydı, çetin coğrafya koşullarıyla, oranın çetinliğiyle mücadele etseydi, 4 jenerasyon sonrasında Zeynep'in beyni bu sefer atletik kapasitesine diyecekti ki vücudun geri kalanına, buna da sinaptik kök salma diyoruz. Tam bak budama dedik ya, bu da kök salma. Zeynep'in kapasitesi kök salacaktı ve Zeynep artık mukavemeti yüksek, çevik, esnek, hızlı ve mücadele edebilir bir bedensel kapasiteye sahip olacaktı. Anlatmaya çalıştığım şeyin özeti şu. Beyin bizim atletik kapasitemizi, vücut biçimimizi, türümüzü belirleyebilecek kadar yetenekli bir organ. Bunu belirleyecek kadar yetenekli olan organ, sen onu kullanmıyorsan, bak sen onu kullanmıyorsan, onu kullanmak çoğumuzun günlük işte yaptığı rutinler değil. Yani çok okumadığımız zaman maalesef az kullanmış oluyoruz. Çok yorumlamadığımız zaman maalesef az kullanmış oluyoruz. Çocuklarımıza iyi bir öğretmen olmadığımızda, onlara öğretmeye çalışmadığımızda maalesef az kullanmış oluyoruz. O küçük kızımız o telefonla sürekli yaşadığı sürece, az kullanacaksın, maalesef kullanmamış oluyoruz. Analitik düşünmek deriz. Tez, antitez, sentez. Bir olguyu alıp tersiyle, düzüyle düşünmek, sonuca varmak. Bunu yapmadığımızda kullanmamış oluyoruz. Yazmadığımızda az kullanmış oluyoruz. Bir şey üretmediğimizde, tarımsal üründe olabilir, arıcılık da yapmış olabilirsin, resim de çiziyor olabilirsin, ebru da yapıyor olabilirsin, marangozluk da yapıyor olabilirsin. Ama bunu bir üretim sahasına dönüştürmediğimiz zaman her ne olursa olsun maalesef az kullanmış oluyoruz. Örnekler artırılabilir. Onu az kullandığımız zaman da aynen Zeynep örneğinde verdiğim gibi beyin sana diyor ki, diyor Zeynep bu beyni çok az kullanıyor. Madem bu kadar çok az kullanıyor, ben önce diyor onu bir budamaya başlayayım. Kapasitesini budamaya başlayayım. Bu diyor, bu diyor, bu diyor, bu diyor, bu diyor. Sonra ortaya maalesef az zeki, az düşünebilen, az sorun çözebilen, çoğunlukla verdiği kararların arkasında niye karar verdiğini bilmeyen, dünya algısı gelişmemiş, çok daha vasati diyeyim ona, vasati bireyler ortaya çıkıyor. Halbuki bakın bizim kök kaynağımızı ben size söyleyeyim. Kök kaynak, kök kaynak. Anadolu'nun kök kaynağında zeka var, yaratıcılık var, sorun çözmek var. Bir topluluk boşu boşuna 16 tane devlet ya da imparatorluk kurmaz. Bak dünyada binlerce etnik grup vardır ki henüz bir devlet bile kurmamıştır. Bir. Bugün Anadolu coğrafyasında yaşayan bu etnik gruplar, yani Anadolu'yu oluşturan biz herkes, herkes istisnasız. Kimilerine göre 16 devlet, kimilerine göre 16 imparatorluk ama çok büyük çoğu.
Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ulaştığı, Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük net 5 imparatorluğundan biridir. Şimdi bu ancak kurucu millet olgusuyla olur. Zekamız olmalı. Bak zekamız olmalı. Sorun çözme kapasitemiz olmalı. Sürdürülebilirliğimiz olmalı. Politik becerilerimiz olmalı. Gücümüz olmalı. Fiziksel gücümüz olmalı. Bunu sürdürebilmek için. İnsanın 3 kapasitesi vardır. Duygusal, zihinsel, fiziksel. Bunun üçünü ortak kullanırız. Kimisi kimimizde daha fazladır. Kimimiz fiziksel kapasitemizi daha kullanırız. Kimimiz duygusal kapasitemizi daha fazla. Kimimiz zihinsel kapasitemizi daha fazla kullanırız. Ama üçünü de kullanırız. Milletler de öyledir. Kolektif bilinçte bu 3 kapasitemizi kullandığımız andan itibaren bu devletleri kurabiliriz. O yüzden sadet olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İnsanların, bizlerin, bu büyük coğrafyanın fertleri olarak kültürümüzle, tarihimizle, sosyolojimizle, insan yapımızla, etnik kimliklerimizle, mezheplerimizle onları yok saymadan ortak bir kültür etrafında ondan gurur duyarak birleşme ihtiyacımız var. En önemlisi de tarihteki bu olguları herhangi bir rastlantısal bir şeymiş gibi kenara koyamayız. Ya da küçük ideolojiler ve siyasi bir takım faydalar elde etmek için tümünü yok saymak ya da birisini dışlamak, diğerisini sahiplenmek gibi bir düşünce zihniyeti içerisine giremeyiz. Bu çocuklar bu milletin fertlerinin geçmişten günümüze imparatorluk inşa edebilecek kadar, medeniyetler inşa edebilecek kadar önemli ata varlıklarına sahip olduklarını bilmeliler ve öğrenmeliler ki, bak öğrenmeliler ki bu çocuklar bunun devamını yapabilme motivasyonuna, tutkusuna sahip olsunlar. O yüzden ben üniversitedeki giriş derslerimi istisnasız hep tek bir dersle başlatırım. O dersin adı umuttur. Umut. Çünkü ben derim ki umutlu çocuk öğrenebilir, mutlu çocuk öğrenebilir. Bu çocuklara bizim en çok pedagojik olarak umut aşılamamız lazım. Yani şöyle düşünün, yaptık, bir daha yaparız. Bunu çocuklarınıza bıkmadan defaten anlatın arkadaşlar. Tarihleriyle gurur duysunlar, feyiz almaları gereken şeylerle feyiz alsınlar. Ders almaları gereken yerden de ders alsınlar ama feyiz almaları gereken yerden ders almasınlar, ders almaları gereken yerden ders alsınlar. Olguları karıştırmasınlar birbirlerine. Bu sağlandığı sürece öğrenme yolculukları başlayacak. Bunu anlatmadığımız sürece üzerine matematik, kimya, fizik, yabancı dil vesaire inşa edemezsiniz. Çocuk önce öğrenmenin kendisini öğrenecek ve önemini anlayacak. Diyorum ve siz orada bekliyorsunuz. Zamanımız doldu anladığım kadarıyla. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Ne güzel bir topluluk var.